Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde mesafe ölçmeyi anlatacağım. Mesafe ölçme, edit menüsü altında buradadır arkadaşlar. Mouse'umun olmuş olduğu yerde mesafeleri ölçmek için çeşitli seçenekler mevcuttur. İlk başta mesafeyi güzel ölçebilmek için bu düzlemi dikleştirmek için Ctrl P yapıyorum. Ctrl P yaptıktan sonra ekranıma yaklaşıyorum arkadaşlar. Yatay mesafeleri ölçmek için horizontal distance'ı kullanabilirsiniz. Seçtikten sonra ilk baştan birinci noktamı seçmemi istiyor. Seçiyorum. Diğer noktamı seçmek istiyor. Seçiyorum. Ve yazıyı nereye yazdıracaksam onu seçmemi istiyor. Şuraya bastığım zaman gördüğünüz gibi 300 mm'yi çıkartıyor. Şu anda arkadaşlar horizontal distance'dayız. Yani yatay mesafe ölçmedeyiz. Bunu kullanarak dik bir şeyin mesafesini ölçemezsiniz. Program buna izin vermiyor gördüğünüz gibi. Biz de o zaman ne yapacağız? Horizontal'da değil, vertikal distansı seçeceğiz. Buradaki levhamın üst noktasını seçiyorum. Alt noktasını seçiyorum. Ve boş bir yere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 350 mm'lik bir levham varmış. Şimdi ise arkadaşlar en alttaki bold spacing'e bakalım. Bu da arkadaşlar benim bulanlarımın ölçmesini yarayan bir seçenek. Buna tıkladığım zaman arkadaşlar ilk başta benden bulonu seçmemi istiyor. Bulonumu seçtikten sonra bir de bulonun bağlı olduğu bir parça seçmek istiyorum arkadaşlar. Bunu seçtiğim zaman gördüğünüz gibi levhamın bulonu olan uzaklıklarını, bulon mesafelerinin tamamını görebiliyorum. Bütün bu çizim araçlarını silmek için arkadaşlar buradaki View menüsü altında Redraw'a tıklamam yeterlidir. Gördüğünüz gibi ekranım temizlendi. Tekrardan Edit'e gelip şimdi de bir ölçülerden Angle'ı seçelim. Ama bunun için bir açıya ihtiyacım var. Burada da çeşitli açılar mevcut. Buradakilerden yapalım madem. Bir örnek olarak Angle'ı seçiyorum. İlk baştan benden merkezini seçmemi istiyor. Diyelim ki şurayı seçelim arkadaşlar. Burayı seçtim. Daha sonra diğer noktamı seçmek istiyorum. Burayı seçtim. Şimdi de diğer açısını ölçeceğim. Diğer şuradaki açıyı ölçmek istiyorum. İlk noktam burasıydı. Diğer noktam burası. Şimdi de burayı seçeceğim arkadaşlar. Burayı seçtiğim zaman gördüğünüz gibi 90 derece olduğunu zaten biliyordum. Öğrenmiş oldum. İsterseniz farklı bir şekilde yapalım bunu. Şimdi arkadaşlar Edit menüsü içinde Contraction Object'ten bir Line seçiyorum. Ve buraya arkadaşlar bir çizgi çekiyorum. Bir de buraya çizgimi çekiyorum. Şimdi buradaki açıyı ölçmek istiyorsam arkadaşlar ilk önce yapmam gereken şey Angle'a bastıktan sonra buradaki merkez noktamı seçmek. Merkez noktamı seçtikten sonra bir diğer doğrultudaki çizgi üzerimdeki bir noktayı seçiyorum. Bir de diğer doğrultudaki çizgi üzerindeki bir noktayı seçiyorum. Gördüğünüz gibi 50.83 derecelik bir açım varmış. Şimdi bunu da temizliyorum arkadaşlar. Tekrardan Redraw dedim. Diğer mesafe için ise arkadaşlar biraz daha serbest çalışabileceğiniz bir mesafe. Diyelim ki seçtim. Bu köşeden bu köşeyi ölçmek istiyorum. Hemen arkadaşlar bu köşeyi tutuyorum. Bu köşeyi tutuyorum ve boş bir yere tıklıyorum. Gördüğünüz gibi 460.98'miş. İsterseniz dik de ölçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde ölçtüm. İsterseniz burayı da ölçebilirsiniz. Yani daha çok kullanışlı bir şey bu distans yazan ilk baştaki mesafe. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey göstereyim. 3 boyutlu görünüşe geçelim hemen. ViewList 3D'ye tıklıyorum. Şu anda arkadaşlar 3 boyutlu görünüşteyim. Şöyle dursun. Tekrardan Edit'e gelip Distance'ı seçiyorum arkadaşlar. Diyelim ki şunun dış noktasından şunun dış noktasını ölçmek istiyorum. Seçtikten sonra boş bir yere tıkladığım zaman gördüğünüz gibi hemen bana mesafeyi veriyor. Veya şu şekilde yukarıdan aşağı bir ölçü aldığım zaman
Boş bir yere tıkladığında hemen bana yüksekliğini de verebiliyor. Aynı zamanda hangi koordinatlarda ne kadar ölçü gittiğini de buradan kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada x 0 olmuş arkadaşlar. X eksenim burası. Y ekseninde gördüğünüz gibi sadece mesafe almış. Bunu da buraya yansıtmış uzunluk olarak. Burada da x 0, y 0 sadece z ekseninde mesafe almışım. Yani doğru bir ölçülendirme yapmışım. Ölçüler bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.